en kötü şartlarda bile 170 litre kullanıyorum. Bu yazı 200 litreye çıkıyor. %10 tasarruf yapsam, %20 tasarruf yapsam susuzluk çekmem. Tasarruf benim hayatımı çok fazla etkilemeyecek, %10. Sifonu günde içine 2 litrelik bir bidon içine su koyun, sifonun içine yerleştirin. Sifonun hacmi 6 litreden 4 litreye düşsün. Bakınız bu tasarruf yılda 10 milyon metreküp. Tamam? Basit kullanımlarla biz İstanbul'da susuzluk yaşamayız. Kurak dönemlerde dahi susuzluk yaşamayız. Ama suyu iyi kullanmalıyız. Yoksa Melen projesi gibi kilometrelerce uzaklara gidip projeleri yıllarca bitiremezsek, bunları verimli işletemezsek İstanbul susuz kalmaya mahkum olur. Nüfus her geçen gün artıyor. Ama hayır, İstanbul'un şu andaki su kaynakları bile İstanbul 15-20 yıl milyon metreküp suyunu besler. Demin bahsetti. Arıtma testleri yapın, atık su arıtma testleri yapın. 1 milyon metreküp yıl suyu geri kazanın. İşte size bir melek. Sularımızı iyi kullanmalıyız, verimli kullanmalıyız ve sahip çıkmalıyız su. Su bizim hayatımız. Bakın Türkiye'de suyun kanunu bile yok. Kanunu dahi yok. Su ve toprak dengesi dünyada her geçen gün bozuluyor. Bu bize çok daha akıntı, çok daha ciddi görevler üstlüyor. Zorluyor. Bu düşüncelerle beni dinlediniz. Teşekkür ederim. Vaktinizi aldım. Saygılar sunarım. Evet. Ufak bir efendim şimdi dört tane konuşmacı bütün görüşlerini sundu. Ben de kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Hakikaten akılcı kullanmak, su yönetimi diye bir şey zaten pek yok Türkiye'mizde. O yöneticiler daha ziyade her barajın başında bulunan kişiler bir takım bilgilere sahip oluyorlar. Belki oraları iyi yönetiyorlar ama entegre yönetim diye bir şey yok. Suyun akıllıca kullanılmasının bir kaynağı da budur. Yani bilgisayar ortamında bir takım yazılımları yazıp ona göre en düşük kuraklığı en minimumda atlatacak bir şekilde kullanılabilir. Bakın başkaları hep böyle tarihi eserler denildi ama onun arkasında başka işler de var. Yani dünya politikasını göz önüne aldığımız takdirde bizim su kaynaklarımız acaba ne kadar gündeme geliyor? Ben IPCC'de Türkiye'yi temsil ediyordum, hemen oraya geliyor. IPCC'de şu demek, hükümetler arası iklim değişikliği paneli 3 sene bunun tartışmaları sürdü ve durmadan bizim burası geliyor. Bir de Büyük Orta Doğu Projesi'nin şöyle yapay bir takım haritalarına bakın, onu bir de suyla ilintilendirin. Göreceksiniz ki sadece bu tarihi eserler değil. Bir de Osmanlı Devleti'nin son zamanındaki sınırlara bakın. O zaman petrol çok önemliydi. Sınırlar ona göre cetvelden çizilerek işte Türkiye suyu olsun, petrolü olmasın. Efendim güneydeki komşularımız petrolü olsun, suyu olmasın vesaire bu şekilde bölündü. Tabii su da bu şehirlerde gidiyor. Başkaları suyu çok akıllıca kullanmaya bile gidiyorlar. Çöl bölgelerindeki kişiler bile. Bakın bizim böyle bir Orta Doğu'da bir projemiz var. Efendim Seyhan Ceyhan nehirlerinden boruları alıp iki hat boyunca Arap Yarımadası'nın doğusuna batısına getireceğiz. Onlar da ben aralarında bu hayır diyorlar. Ne münasebet biz suyu aldığımız takdirde burada bir takım tarım yapacağız. Ya buradaki tarım kötü giderse onun için tarım yapılsın yukarılarda. Biz orada çünkü su demek başlangıçta da dediğim gibi bir susuzluk için iki açlık. Bunlar suyla çok ilgili. O bakımdan o boru hatlarıyla bir şeyler almak istemiyorlar. Zaten İsrail'in olması nedeniyle bir politik durumda söz konusu. Hal öyle olunca hemen akıllı kullanımın uzun vadede şu aklına geliyor insanın. O boru hatları aynen Melen nasıl İstanbul'a bir su getirme durumu varsa demek ki bizim ülkemiz içinde bu doğal gaz ve petrol boruları gibi su boruları da olabilir. O bakımdan hocam, sayın hocamın ilk başta dediği ben Türkiye su fakirliği pek demek istemiyorum. Evet o kadar da zengin değiliz dedi.
belki evet su fakirliği olmamak için Selamet abinin dediği gibi bunu çok rasyonel, akılcı ve hakikaten iyi yönetici bir şekilde, yönetim şekilde su yönetimini kullanmamız lazım. Tabii bu meyanda sularımızı kullanamıyoruz ama kültürümüz, dilimiz de gidiyor. Bakın 22 Mart'ta uluslararası bir toplantı olacak. Onun ilanlarına bakacak olursanız hep bu ülkede sanki tarihi eser deyince eski milletler varmış gibi. Yani Roma ve özellikle altını 10 kere çizerek söylüyorum, eski Yunan eserleri var. Sanki bizim kültürümüzden hiçbir şey yok. Bakabilirsiniz, bu basılmıştır. Ve maalesef ben çok çok üzüldüm. Çok dikkatli olmamız gerekir bu noktalarda. Hele hele su konusunda Türkiye içinde pek bir sorun olacağını zannetmiyorum. En azından anlaşıp onları bir helva yapabiliriz ama Türkiye'ye esas bekleyen sorunlardan bir tanesi uluslararası su politikaları, su ile ilgili bir takım savaşları çıkartmak. Tabii su her yere, bunu söyleyeyim. Hızlıca geçelim, ben de su vakfı ile ilgili belki 3-4 dakika bir şeyler söyleyebilirim. Bizim su vakfımızda burada dur Mehmet. Efendim şimdi suyu biz hep söyledik ama Türkiye'de öyle birikim var ki bilgi bakımından her ne kadar akıllıca suyu kullanamıyorsak da üniversitelerimizde, kamu kuruluşlarında yetişkin mühendislerimiz ki görüyorsunuz sağında solunda burada hoca ile ben hariç diğerleri hep kamu kuruluşunda yetişmiş mühendisler çok muazzam bilgiler var. Hatta Türkiye bir doğal su laboratuvarı gerek nehirleri, gölleri, yeraltı suları, denizleri vesaire bakımından gerekse bilgi bakımından. O bakımdan biz bunları ihraç etmek için Su Vakfı'nda 3 tane yabancı dilde bunlar. Birincisi su araştırmaları ve geliştirme merkezi kurduk. Şimdiye kadar 4 tane uluslararası yabancıları İstanbul'a davet ederek eğittik. Bundan sonrası da Urfa'da olacak Nisan ayında. İkincisi yenilenebilir enerji kaynakları ki bu da çok önemli. Özellikle iklim değişikliğinin gündeme gelmesi. Ve üçüncüsü kırmızıyla gösterdiğimizde açılımı İngilizce burada demek istemiyorum ama Türkçesi iklim değişikliği ve çevre araştırma geliştirme. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bu meyanda Su Vakfı'na bir sivil toplum örgütü olarak değişik talepler de gelmekte dünyanın. Türkiye'den pek henüz gelmedi doğrusunu isterseniz. Bas Mehmet düğmeye, onların hepsi görünsün. Ve bazı ülkelerde biz anlaşmalar bile yaptık. Buradaki hedefimiz nasıl yabancılar bizim içimize girerek bilgilerimizi alıyorsa biz de onları buralara çekerek bir takım çalışmalar yapmak istiyoruz ve bunda da oldukça iyi noktalara gelmiş vaziyetteyiz. Hızlı geçelim Mehmet, ben fazla göstermeyeceğim. Genel bilgi olarak Türkiye ne kadar ısınmaktadır çünkü gelecekte çok önemli. Biz hep geçmişteki su kaynaklarımızı konuştuk ama gelecekte 2100 yılına kadar dünyanın haritası var birçok ülkelerin. Az önce Hollanda'dan söz edildi. Suyu olmamasına rağmen akıllı bir şekilde kullanılıyor ve çok tehlikeli altında bu deniz seviyelerinin yükselmesi nedeniyle. Bunları geç Mehmet, geç. Bunları hepsini geç. Geç. İlk şekle gel. Daha ilk şekle gel. Bu ilk şekle bakacak olursak, bakın burada yıllara göre. Geçmiş yıllar değil, gelecek yıllar, 2000'den 2100 yılına kadar acaba İstanbul civarında ne tür yağışlar olacak? Bakarsanız aslında o kadar da yani aşağıya giden bir durumda yok. Her ne kadar şimdi kurak bir devreye de içinde belki bulunabiliyor isek de. Çünkü o 5 senede, 10 senede kurak devreler kendileri de şey yapar. Bakın biraz daha bunları acaba azalışlar var mı diye düşünecek olur isek 2020 yılına kadar şöyle bir azalış görünüyor ama ondan sonra bir artış ve tekrar bir azalış var. Ama hiçbir zaman böyle susuz olacak diye de bir şey yok. Akıllıca kullanmak lazım. Hızlı gidelim Mehmet. Ne oldu? Devam et. Bunlar bakın. Onu da göstermeyelim. Buraya bakacak olur isek Mart ayında bakın Mart ayları için günümüzden 2100 yılına kadar bunlar dünyada yapılmış bir takım modellerin yansıması ve Su Vakfı'nda da 4-5 ay içinde inşallah hangi noktayı istiyorsanız Türkiye'de
orada 2100 yılına kadar neler olabilir, sıcaklık ne olabilir, yağış ne olabilir, akışlar ne olacaktır ve Türkiye'nin su dengesi nasıl değişecektir, bunları görmek mümkün olacak. Hızlı hızlı geç bunları da söylemeyeyim çünkü bunları geçenler... Şimdi biz su haklı olarak şu üç nokta üzerinde duruyoruz. Bir tanesi şiddet. Çünkü su kaynaklarımızı akıllı kullanmak için bir kere şiddetleri yani miktarları bilmemiz lazım. Ne olabileceğini tahmin etmemiz lazım. Hep biz afetlerde, afet olduktan sonra bir takım hazırlığımız az oluyor. Onları iyileştirmek için çok paralar harcıyoruz ama dünyada yapılan çalışmalara göre eğer 1 lira harcıyor iseniz siz afetten önce, afet sonrasında onun 6-7 mislisini harcamak zorundasınız. Burada da akılcı bir takım ön planların ve yol haritalarının çizilmesinin ne kadar uygun olduğu görülüyor. Süre. Hepimiz merak ediyoruz acaba İstanbul'daki şu kuraklık süresi ne olacak diye. Değil mi? Süre çok önemli. Ona göre planlarımızı yapmamız lazım. Erken uyarılarının yapılması lazım. Mesela burada İstanbul'da su sıkıntısına gidilecekse belki bu birkaç ay içinde yavaş yavaş onlara da gitmek lazım. Gene yabancıların dediği gibi dünya o kadar batı kültürünün etkisinde kaldı ki tüketici bir toplum oldu. Suyunu da tüketiyor veyahut da diğer malları da tüketerek böylelikle su tüketimine ve iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının artmasına sebep oluyor. O nedenle ben iki hafta önce yurt dışında bir toplantıdaydım. Princeton Üniversitesi'nden bir profesör aynen şöyle nakletti. İstediğimiz kadar biz teknolojiyi geliştirelim, istediğimiz kadar biz bir takım kuralları koyalım ama İnsanoğlu düzgün ve başkalarının da sürdürülebilir olarak gelecekte yaşamasını düşünmez ise o takdirde teknoloji de para etmeyecek. Yani burada ahlak gerekiyor veya güzel davranışlar gerekiyor ve kendisi de hemen Taoizm, Budizm, Hinduizm gibi bir takım dinleri öne sürdü. Benim de sorum şu oldu kendisine, o üniversiteden. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Gelecekte kültürler, dinler, inançlar bile faydalı olabilir mi? Verdiği cevap absolutely. %100 öyle dedi. Çünkü mesela Kur'an-ı Kerim'de bir şey vardır. Allah israf edeni sevmez. Bu kadar basit. Kur'an. İster inan, ister inanma. Bu kadar basit. İsraf çok kötü bir şey. Evet, şimdi şunu da göstereyim, ondan sonra durayım müsaade ederseniz. Bu da 2000 ile 2050, 2050 2100 yılları arasındaki yağış miktarları. Bas bakayım Mehmet, düğmeye birkaç şey gelmesi lazım. Kuraklıklar, bakın kuraklıklar, orada dur Mehmet kısaca. Kuraklık ve taşkın. Hakikaten taşkına karşı acaba Türkiye'de ne yapıyoruz? Acaba ben çöl ülkelerinde de çalışıyorum. Onların isterseniz hemen bilgisayarından çıkarırım. Nerelere, hangi risklerle ne kadar su basman seviyeleri olacaktır? Haritaları var. Ve oralara hiçbir zaman ne yapılaşma olması lazım ne de zarar görecek bir takım tesislerin yapılmaması lazım. Acaba bu var mı? Mesela ne bileyim İstanbul için veya herhangi bir Gediz için, Büyük Menderes için, herhangi bir su toplama havzası için. Bunların mutlaka yapılması lazım. Ve biz su aklımızda öyle bir su araştırmaları enstitü kurduk. Selam abi de onun başında. Taşkın, kuraklık, yeraltı suları bir tane daha vardı abi. Unuttum neyse. Bunları çok ağırlıklı bilimsel bilgi odağının altına alıp bir takım bilgi... Efendim? Küçük hidroelektrik tesislerin yapılması, bu konularda şeylerimiz var. Bakın, şu kadar basit grafikler bile, bu o kadar basit ki yani Batı'dan veya herhangi bir ülkeden bir yazılım almak çok tehlikeli bir şey içindeki felsefe ve mantığı bilmediğimiz takdirde ama bunlar çok basit grafikler. Grafiğin şu ucu bize yeşil kısımları, kuraklığın olabileceği uç değerleri ve şu kısımları ise, sağ taraftaki kuyrukları ise taşkınların olabileceği hem şiddetinin hem de sıklığının ne olacağını söylüyor. Ortada kalan kısımlar ise ne şekilde bunları yönetirsem bu uç değerlerden gelecek tesirler çok az olur. İşte akıllıca kullanıma giden yollardan bir tanesi.
Ben burada durayım çünkü çok var. Özür dilerim. Su kaynaklarıyla ilgili, iklim değişikliğiyle hele hele o kadar çok var. Ve maalesef Türkiye'mizde genelde böyle ekranlarda falan internet bilgisi, yabancı kitap tercümeleriyle bunlar geçiştirmeye çalışılıyor. Ama su hakkında hiçbir zaman öyle değil. Bilimsel bilgiler yakında çıkacak. Bu konuda da gönüllü çalışan gençler var. Burada da var. Onları söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi sıra size geldi dinleyicilere. Ara vermiyoruz değil mi hocam? Ben bunun usulünü bilmediğim için. İsterseniz yazılı olarak bana gönderebilirsiniz. İsterseniz sözlü olarak kendinizi tanıtarak kime soruyu tercih ediyorsanız lütfen şimdi sizlerin katılımlarını da alarak bu efendim evet bu sizin görüşlerinizi de alarak böylelikle katılımcı bir şekilde bu oturumu kapatmak istiyorum. Şimdi buyurun İlhan. Ben seni tanıyorum ama tanımayanlar vardır lütfen. Mikrofon gezer mikrofon var mı? Gezer mikrofon varsa alıp gelin yoksa sen bunu al şimdi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Peki, iyi akşamlar diliyorum ben de katılımcılara. Şimdi beni bağışlayın. Önce bir küçük bir serzenişim olacak. Ben buraya gelirken, eksik olmasın sayın dostum Ümit Gürses Bey'in haberi üzerine, çağrısı üzerine geldim. Çok da mutlu oldum tabii. En azından böyle bir platform içinde olmak ama ben gelirken başlığında sanki çok büyük bir çalışmanın ürünü olan, ortaya çok haklı olarak hepimizin beklediği, gecikmiş olan büyük bir çalışmanın ürünü olan Adana ne diyelim, metropoliten bölge planı, çok, çok geniş kapsamlı tanımlar görüyorum çünkü. Yani metropoliten alan planı, bölge planı, hatta onun ötesine de geçen bir tanım daha var galiba. Yani, hayır, belki Meriç'ten efendim şeye varıncaya kadar Rize'ye, alt bölgeler dahil. Ne diyelim, eksenel çerçeve yaklaşımı falan filan, her neyse. Şimdi bu planla çok temel ögelerden birisi olan olmazsa olmaz su kaynakları ve planın ilişkisi. Bu plan içerisinde var olan veya geleceğe yönelik plan hedefleri, alan kullanma politikasına bağlı olarak mevcut gündemde olan kaynaklanan, hazır, geleceğe yönelik yatırım hedefleri olan bu planlarla bu plan örtüştürüldü mü, örtüştürülmedi? Nerede yetersiz kalındı, yeni hedefler neler oldu? Sanki onlarla ilgili bir bilgi doğrusu paylaşmak çok arzu ederdim. Şimdi bu sorunun muhatabı, beni bağışlayın, bilmiyorum ama sanırım sadece hocamı görüyorum galiba bu sözcüğün içinde olan. Evet. Şimdi bir kere burada henüz daha mesajı alamadım. Sayın Genel'in bildiğimiz gibi DSEİ açısından nerede ne kaynaklar var, DSEİ olarak neler yapmış bugüne kadar, bugüne kadar var olan yani bu plan olmadan evvelki hedefleri ve projeleri anlattılar. Eksik olmasınlar bildiğimiz şeyler. Semih Bey'in duyarlılığına saygı duyuyorum, her zaman katılıyorum. O genel bir zaten politikadır, hepimizin paylaşması gereken bu olay. İSKİ temsilcimiz, Sayın Genel Yardımcımız çok haklı olarak İSKİ'nin genel perspektifleri birincilere sorumlu kuruluş olarak bunları aktardı. Ve haklı olarak 98'de İSKİ'nin yaptırmış olduğu, güncelleşmiş olduğu master plan hedeflerindeki mevcut duruma yansıttı. Sayın Hocam da bölgedeki mevcut yeraltı su kaynakları, bunların boyutlarını, dolayısıyla hangi boyutta mevcut talep için bir anlam ifade ettiğini ve mevcut tüketim hedefleri içerisinde %5 payında olduğunu görüyor. Fakat bunları plan hedefleri doğrultusunda planlı bir entegrasyonu duyamadım, göremedim. Şimdi şuna geliyorum. Plan bir metropolitan alan var. Bugünkü biraz bildiğimiz yerleşim alanları içine alan. Sonra ikincisi alan bölge var. Biraz daha sınırlar gelişmiş. Bir de üçüncü bölgede Düzce'den Meriç'e kadar giden bir bölge var. Şimdi birinci konum şu. Tamam, soracağım ama beni bağışlayın. Bunları paylaşmak durumundayım. Bir takım hedefler vardı. Bir melen projesi olgusu var geleceğe yönelik. Bir de buna yönelik değerlendirmeler var. Sevgili dostum Sayın Çodur'un bir gazete değerlendirmesi var. Der ki
İstanbul'da günde 1 milyon 800 metreküp su veriyoruz. Kullanmadığımız su 600 milyon metreküp fazladan suyumuz var. Bugünkü nüfusumuz iki katına yakın bir nüfusa daha yetecek kadar suyumuz var. Melen projesi gözden geçirilsin, sadece yeşil çay yeter diye. Şimdi bu senaryo acaba değişti mi? Bu plana aktarılırken İSKİ'nin görüşü olarak, DESİ'nin görüşü olarak aynı yansıtıldı mı? Yoksa yeni politikalar mı üretildi? Nüfusu yayıyoruz. Düzce'den Tekirdağ Varanca'ya kadar. Yerleşim alanları, kullanım alanları. Böyle olunca Düzce'ye, Adapazarı'na yeni görevler veriyor isek, hala oranın bu kaynağını çekip de ikinci merhale için veren için tekrar buraya getirme politikası master planı definisyonuna var mı, yoksa onlar da gözden geçirecek mi? Yani bunlar özellikle benim merak ettiğim konulardı. Yani dünden bugüne yeni master planla eski hedefler ne kadar örtüşüyor, ne kadar yeni baştan onların gözden geçirileri konusunda bir bilgi eksikliği var, onu özellikle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. İsmim Ali Uyumaz, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi. Şimdi burada tabii ben İlhan abi kadar fazla mevzu uzatmak istemiyorum. Kısa bazı sorularım var. Birisi Erdoğan hocama. Yani günde 3 milyon metreküp su veriliyor dedi ama biraz herhalde Bonger davrandı tahmin ediyorum. Bu ikiden bahsediyor. Hangisi doğru bilemiyorum. Şimdi tabii bu %54 Tevfik Bey, Genel Müdür Yardımcımız, %54 veya 55 civarında barajlar dolu deniyor. Acaba bu barajların doluluğu içinde kullanılmayan çamur falan da var mı yani dibinde? Yoksa tamamen aktif kullanılan su mu? Eğer tamamı aktifse tabii biraz daha faydalı. 1170 yani 1 milyar 170 milyon metreküp sudan bahsedildi. Yani rezervuar kapasitesi herhalde bütün İstanbul olarak. Tabii eğer %55 su varsa yani bir sene civarında tasarruflu bizi tehlikeye sokmadan belki kurak da geçse bir tehlikeyi atlatabiliriz diye düşünüyorum. Selam abi tabii muhalefet partisi gibi konuştu biraz. Hep DSİ'nin eksik yönlerini söyledi. Herhalde iyi yönlerini de biliyordur, onları söylemedi ama artık bunun cevabı iktidar partisi var burada Cüneyt'le. O herhalde cevaplayacak tahmin ediyorum. Yani tabii kötü şeyler var, iyi şeyler de var haliyle yani. Evet yani evet yani benim dediğim tabii itiraflar var yani DSİ'de yaptığı fakat son yapılacak barajların maliyet açısından bazıları çok pahalı yani yapılabilirliği bayağı yüksek maliyetlere sebep oluyor. Onun için tabii tahmin edildiği gibi 122 milyar metreküp suyun tamamını kullanma gibi bir şey söz konusu değil bana göre yani. Bilemiyorum tabii. Belki yanlış da anlamış olabiliriz. Teşekkür ederim. Başka sorusu? Var. Yüksek sesle lütfen. Oradan duyulur mu bilmiyorum. Veya öyle gibi ses alıyor. Rahatsız edecek mi? İlk anlamış yapı fizikçisiyim, mimarım. Senelerdir ders veriyorum. Su benim konularımdan bir tanesi. Bütün konuşmacılara anlattıkları projelerden ve katkılarını duydum. Birazcık her bir arkadaşa değineceğim. Notlar aldım. Şimdi bir alt yapı sularından söz edildi. Ondan sonra İSKİ Devlet Su İşleri'ndeki arkadaş yapılacak projelerinden söz etti. İSKİ'deki arkadaş bir tarih anlattı.
ve de barajlardan söz edildi. Bir dakika bakıyorum. Kusura bakmayın. Bir dakika alayım, geleceğim soruya. Onları ben de sorayım. Tamam. Ya ama bunları söyledikten sonra bir şey toparlamam lazım. Şimdi akılcı kullanmak gerek dendi suyu. Ve de biliyorsunuz, yani buna katılıyorum tabii ki. Şubat başında iklim, küresel ısınmayla değişen iklimden doğru suyun önemi, yani kullanılan enerji tüketimi arttıkça karbondioksitten doğru küresel ısınma var ve su azalıyor. Şimdi bu azalma söz konusu olduğunda siz hala suları binalara iletmek için barajlardan falan söz ediyorsunuz. Tabii bu bir teknoloji meselesi. Barajların da küresel ısınmaya ne kadar katkısı olduğunu biliyorsunuz. Hiç alternatif sistemlerden söz edilmedi. Yani ne tür projeleriniz var, var mı, nasıl yapılacak diye duymak ister. Biraz ana geldi, biraz... Evet, yani dağıttım. Şimdi havayı kirleten barajlardan doğru bir kez kentlerde, İstanbul'da susuz konuşuluyor. İstanbul'a düşen yağmurda asit rain var. Temiz bir su değil. Onun için yani sorunumuz o kadar geniş ki biz yöresel, bölgesel ve küresel olarak gitmemiz gerekiyor bu soruna. Evet. Bunun için bir şeyleriniz olacak mı merak ediyorum. Bana yanıtınız olacak. Başka soru sormak isteyenler lütfen. Şöyle bir kenara çıkmanız gerekiyor. Eğer siz söylüyorsanız. Ben güvenim. Güveniyorsan tamam. Mehmet Atilla Kıvırcık, eski devlet planlama uzmanı. Evet. Tarımlarım. Evet. Selami Bey'in bir söylediği bir söz vardı. Yani barajlardan enerjiler, şunlar, bunlar, elektrikler üretiyoruz da. Ben 1978'lerden bahsedeceğim. Karakaya Barajı'ndaki Karakaya Barajı enterkonekte sisteme verildiğinde Seydişehir alüminyum tesislerine sırf elektrik üretmek maksadıyla verilmişti. Ve o tarihte elektrolit havuzlarından bir tanesinin çıkarılması, enterkonekte sistemden çıkarılması büyük bir bölüm Türkiye'nin elektriğini karşılayacağını söyleniyor. Ama görün ki ikinci, üçüncü elektrolit havuzları yapıldı ve alüminyonu yine şeyden Fransa'da ithal ettik. Beyler, akademisyenler ve hocalara söylüyorum. Petek boş, dolduramıyorsunuz. Öyle büyük petek ki baraj yaparak sanayinin hammallığını yapmanın ne anlamı var? Eğer alüminyonu dışarıda ithal ediyorsanız İki tane daha baraj şeyini kapatırsınız, alanını, tarihi de korursunuz. Ama hamal gibi alüminyum üretmenin anlamı yok. Ve o tarihte Sayın Demirel dedi ki, ikinci, üçüncü elektrolit havuzunu da yapacağız dedi. Ve bir Karakaya Barajı'nı enterkonekte sisteminden çıkaramadı. Halbuki o Karakaya Barajı'ndan üretilen hidroelektrik, diğer sanayiye ve tarıma bağlı kısımlara aktarabiliyoruz. Neden bunu düşünemiyoruz? Sorun bu. İyi akşamlar. Ben İSKİ Yeraltısal Teknik Şefi Salih Kırca. Ben Zekai Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Zekai Hocam, Salih Kırca. Yeraltısal Teknik Şefi efendim, İSKİ'den. Zekai Hocam, az önce istatistiklerde 2010 yılı ile 2100 yılı arasında yağışlarda pek anormal durum olamayacağını söylemiştiniz. Acaba bu
istatistik bilgiler geçmiş yıllarımız, geçmiş yüzyılın bilgileri mi, yoksa bilimsel ileri dönük bilgiler mi? Çünkü önceki yıllarımızda mevsimler hep dengeli döndüğü için bir yağış, her seneki yağışlar normaldi. Ama bundan... Evet, hepimiz biliyoruz. 5206 sayılı kanundan önce İstanbul'un sınırları şu koyu renkle gördüğümüz bölgeydi ki şunlar da havzalar ağırlıklı. Bugün ise bir Tekirdağ'da Gebze yani Kocaeli sınırına dayandı. Valilik il sınırımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin il sınırı haline geldi. Yıllara göre yatırımın gerçekleşme durumu 1994 ile 2006 yıl arasında geçen yıl 767 milyar 63 milyon YTL toplam 13 yılda yatırım gerçekleştirildi. Bunu dolar bazında değerlendirirsek 1994 yılından 2006 yılına yıllar arasında 5.1 milyar dolar öz kaynak, 200 milyon dolar da kredi kullanıldı. Yani toplam yatırımımızın, harcamamızın bu kredi %4'ü. Yani bütün yatırımlarımızı bu 13 yıllık dönemde öz kaynaklarla yaptık. Yıllara göre İstanbul'a verilen temiz su miktarı, evet, 94'te 392, 2006 yılı ise 732 milyon metreküp. Evet, bölge müdürümüz de bahsetti. 2000 Ermelen projesi ile birlikte 2040 yılında biterse 2040 yılına kadar İstanbul'un su problemi yok. Bu master plan 1998 yılında yapıldı. 2010 yılına bakarsak nüfus 12.1 gibi gözüküyor. Yaklaşık tahmin edilmiş. İşte yıllık su yükleri 913 ve günlük de 2,5 milyon metreküp. 2007 yılındayız. Yaklaşık bugün 2 milyon metreküp veriyoruz. Demek ki master planının gerçekleşme oranı %90. Evet, 94 yılında maalesef İstanbul böyle bir su sıkıntısı yaşamıştı. Evet, 1994 yılından 2006 yılında ne yaptık da su kapasitemizi artırdık? 9 adet baraj ve regülatör, 5 adet yeni içme suyu arıtma tesisi, 5 adet içme suyu arıtma tesisinin yerleme ve kapasite artırımı, 61 adet su deposu, 79 adet pompa istasyonu, 791 kilometre içme suyu ishale attı ve 7122 kilometre içme suyu şebeke hattı, borusu döşendi. Evet, hepimiz biliyoruz Taranca'daki yapılan barajların. Evet, 1994 yılında su kapasitemiz 590 milyon metreküpken bugün 1 milyar 170 milyon metreküp. Su arıtma kapasitemiz 1 milyon 078 milyon metreküpken bugün 3.6 milyon metreküp suyu arıtabilecek arıtma tesisimiz mevcut. Bir içme suyunun şehre nasıl getirildiği ve nasıl dağıtıldığı gibi bir animasyonu göreceğiz. Evet, kaynaklanan su önce içme suyu arıtma tesisine getiriliyor. Arıtma tesisine arıtıldıktan sonra önce şehre ishalatlarıyla su depolarına, oradan da şebekelere ve evlerimize kadar, çeşmelerimize kadar iletiliyor. Evet, içme suyu arıtma tesislerimizin bir yerleri ve kapasiteleri, bundan bahsettim. Evet, İstanbul'a ishalatları, büyük ishalatlar yani 2200 milimetre çapındaki ishalatlarıyla Strancı'dan Terkos Gölü'ne, oradan da arıtma tesislerine iletiyoruz. Evet, 94'te mukayese edersek 227 kilometreden 1 milyon 018 metreye ulaştı. Evet, dünyanın sayılı pompa istasyonlarından 59 bin kilovattan 284 bin 401 kilovata yükselen enerji giderimiz 13 yılda.
Evet, Osman Gazi Pompa İstasyonu 2 milyon günde şehri su veriyoruz. Yaklaşık %50'sini bu tevkif merkezinden basıyoruz. 94 yılında İstanbul'un şebekesi üstteki resimde görüyoruz maalesef. Çok kötüydü, çok ciddi kaçaklarımız vardı bu yüzden. 94 yılından bu yana dünyanın en iyi borları olan Düktil Fond Boru'yla İstanbul şebekesi yenilendi. Evet, 94'te 5.950 kilometre iken bugün 13.079 kilometre. Evet, şehre verdiğimiz suyu biz günde 450 noktadan, en kritik, ölü noktadan numune alarak laboratuvarlarımızı da tahliden geçiriyoruz. Bunları ABD, AB Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Teşkilatı ve Türk Sadanist'e göre kriterlere göre değerlendiriyoruz. Sadece bir örnek vereceğim. Bulanıklık Türk Sadanist'e göre 1, Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre 5, ABD'ye göre 1, Avrupa Birliği'ne göre 1'den daha büyük olmamalı. Bizim büyük çekmece materyalimiz 0.2, 2 telliden 0.3, kağıthaneden 0.1, ömerden 0.4, ümran 5 ve 0.2. Hangi değere bakarsanız bakın, arıtma tesisimizden çıkan suların kalitesi dünya standartlarının üzerinde. Sadece bir şartımız var. Su depolarımıza bu suyumuzu sokmayacağız ya da eğer sokuyorsak mutlaka temizleyeceğiz. Evet, barajlarımızın doluluk oranı 1 Mart itibariyle %54. Yıllara göre barajlardaki toplam su miktarı doluluk oranları 2003 yılında %95, 2004'te %96, 2007'de %54. Evet, bu 1 Ocak'ta bir tahmin yapmıştık. En kritik, en kötü kuraklıkta, en kötü sezonda ne olur diye sarı renkte görüyoruz. Evet, 2 Mayı gibi eğer Mart ayında inşallah yağmur bekliyoruz. En kritik 2 Mayı'nda suyumuz en kritik noktaya düşüyor. Evet, Sayın Bölge Müdürüm Yeşilçay regülatöründen bahsetti. İnşallah umuyoruz ki bu yıl 145 milyon metreküp suyu buradan alırız. Evet, su sıkıntısına karşı ne yapılabilir kuraklık olursa diye biz bütün atık su arıtma tesislerimizi kullanma suyu için kullanmak için ileri biyolojik arıtma tesisi olarak planladık ve ihale ettik. Ataköy'de 400 bin metreküp ihalesi yapıldı. Yer tesis sözleşme aşamasında ambarlarının ihalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında Tuzla 2. tesisin ihalesi yapıldı. Şu anda son değerlendirmeyi yapıyoruz. Paşakent 2. ünitesi ise ihalesi yapıldı ve sözleşmesi de yapıldı. Yani toplam bu arıtma tesislerimiz bittiğinde, atık su arıtma tesisi bittiğinde 1,5 milyon metreküp suyu arıtmış olacağız. İstanbul'a verdiğimiz suyun 500 bin metreküp altında bir değer. Bunu da sanayide ve sulamada ve kullanma suyu olarak çok rahat bir şekilde kullanma imkanımız olacak. İnşallah bu tesisleri 3,5 yılda bitirmeyi planlıyoruz. Bu biterse ve bunları kullanma suyu olarak kullanırsak İstanbul'un herhalde kuraklıktan en az etkilenen şehir olacağını düşünüyorum. Evet, küresel ısınmadan sadece bahsedecek. Sadece ben havzadan kısaca bahsedeceğim. Biz havzayı, su kaynaklarımızı uydu, 3 ayda bir uydudan çektiğimiz fotoğraflarla kontrol ediyoruz. Sadece bir örnek göstereceğim. İşte 3 önce çekilen bir fotoğrafta burada hiçbir şey yokken maalesef bu resimde bir bina görüyoruz. Yine bir resim daha, işte burada hiçbir şey yokken 3 ay sonra bir temel, bir inşaatın başladığını görüyoruz. Buna daha fazla zamanı tasarruflu kullanmak istiyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Thank you.
çok teşekkür ederiz. Şimdi Selam abi, su tüketimi vesaireyle ilgili biraz daha toplumsal herhalde yaklaşacak. Buyurun, sen gösterecek misin bir şeyi? Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Peki, sağ olun. Sayın izleyiciler, iyi akşamlar. Yani bir saat dinlediniz. Ben şunu yapmayacağım. Bu bir saatten sonra yoruldunuz da. O yüzden ben anlatmayacağım, biraz karşılıklı düşüneceğiz. Yani ülkemizin gerçekleri, İstanbul'un gerçeklerini düşüneceğiz biraz. Şimdi suyun hayatiyetinin ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Herkes biliyor. Suyun faydaları var. Yeteri kadar faydalanıyor muyuz sularımızda ülke olarak? Suyun zararları var. Yeteri kadar zararlarını önlemiş miyiz ülke olarak? Sudan ne kadar yararlanıyoruz biz? Suyumuzdan ne kadar yararlanıyoruz? Arkadaşlar su miktarını belirttiler. Şu kadar suyumuz var diye. Ne kadar yararlanıyoruz? Bu yararlanmamızdan ne derece faydalı elde ediyoruz? Yani suyu kullanıyoruz da ne kadar faydalanıyoruz biz? Bundan ne elde ediyoruz? Bütün bunları biraz gözden geçirmek istiyorum, diyorum. Şöyle Türkiye genelinden başlayalım. Sudan başlıca içme kullanma endüstri suyu temin etmekle yararlanıyoruz. Tarımda sulama, hidroelektrik enerji üretme, su ürünleri üretmekte, bazı yerlerde ulaşımda, bazı yerlerde de turizmden yararlanıyoruz. Zararları ise en başta hastalığı önlüyoruz. Temiz suyla hastalıklar önleniyor. Toprak erozyonunu önlememiz lazım. Tedbir alırsak önleriz. Taşkın zararları kontrol haline gelir, olmayacak, minimum haline gelir. Kuraklık denilen olay önlenir veya daha az zararlı geçiştirilir ve çevre korunur. Bunun için suyu iyi kullanmamız lazım. Suyu kirletmememiz lazım ve suyu israf etmememiz lazım. Biz ülke olarak her şeyde olduğu gibi suda da israf içindeyiz. Suyu yeteri kadar kullanmıyoruz. Kullandığımızı da yeteri kadar değerlendirmiyoruz. Bakınız rakamlar, yüzeysel sular yılda 112 milyar metreküp, yeraltı suları 13-14 milyar metreküp. Ne kadar kullanmışız biz bu yüzeysel suları? Proje olarak 40 milyar metreküplük bir proje geliştirmişiz. Fiili kullanmamız 34 milyar metreküp. Bir taraftan diyoruz ki suyumuz da az. Ya biz bir kere mevcut suyumuzu 80 yıllık cumhuriyette ancak %34 oranında değerlendirebilmişiz. Bak enerji üretme, sulama, içme suyu. Ancak üçte birinden yararlanıyoruz. Bu kadar tesis yaptık, bu kadar işletmeyi açtık. Sonuç bu, üçte biri. Geri kalanını ne zaman değerlendireceğiz? Ne tür bir yaklaşımla bunları kaç yıl içinde değerlendirmeye sokmamız lazım? Bu 112 rakamı için geçerlidir. Kaldı ki orada 186 dedi, 190 dedi bakın. Düşen ve akışa geçen su 190 milyar metrük. 112'yi değerlendiririz diye kestirip atmışız. Niye bu 112'ye, 132'ye, 142'ye, 152'ye çıkarmıyoruz? Çıkarmamız gerekmez mi? Çünkü nüfusumuz artıyor, ihtiyaçlar artıyor. Bir kere şuraya kadar söylediğimi toparlarsam, biz bugüne kadar sularımızdan ancak üçte bir oranında istifade etmişiz. Peki ikinci olay, bu istifa ettiğimiz suları ne derece iyi kullanmışız? Şimdi sulamaya vermişiz, bakınız. Sulamaya vermişiz.
Güneydoğu Anadolu projesinde Harran Ovası'nı aşırı sulamadan dolayı çoraklaştırmışız. Şimdiden 20 bin hektar çorak. Aynı olay Viranşehir'de var, 15-20 bin hektar. Aşırı sulamadan, aşırı ısraftan, kötü uygulamadan. Aynı olay Çukurova'da var. Yıllar önce burada narenciye vardı. Sonra pamuğa döndü. Yeraltı suyu o kadar yükseldi ki artık bunlar olmuyor. Şimdi buğdayla idare ediyorlar. Aynı olay İç Anadolu'da var. Konya'nın çevresindeki bütün barajları tuttular. Bütün göller kurudu. Bütün göller. Doğayı müthiş tahrip ettik. Halbuki oradaki kuşun, oradaki kamışın da hakkı vardı bu suya. Buna hakkımız yok arkadaş. Neden hakkımız yok? Evet, su için birinci derecede insandır. Anladım da sen oraya niçin pancar ekiyorsun? Pancarın su ihtiyacı fazladır. Orası buğday tarlasıdır. Buğdayın su ihtiyacı azdır. Oranın suyu yıllarca, yüzyıllarca buğday için yeterdi. Pancar ekersen yeraltı suyunu da çekersin. Yeraltı suyu dengesi de bozulur. Yerüstü dengesi de bozulur. Şimdi yetmiyormuş gibi Göksu Nehri'nden oraya mavi proje gibi su aktarmaya başlıyoruz. Vah vah. Ne mucizeler peşindeyiz. Ya önce sen şu suyu akılcı bir kullan. Niçin Çumur Ovası'nda bilmem Konya'da pancar ekilir? Ya da daha çok su tüketen ürün ekilir. Suyun yok. Ayağını yorganına göre niye uzatmaz? Yani bir suyu bir havzadan bir havzaya belki yıllar sonra, 10 yıllar, 20 yıllar sonra belki ona bir ihtiyacımız olacak gerçekten. Ama şimdi buna ihtiyacımız yok çünkü suyumuzu zaten yeteri kadar kullanmıyoruz. Bakın toprağı müthiş tahrip ediyoruz. Nereye sulama girmişse toprak mahvolmuştur. Sulama verimi de çok düşük. 2500, 2800, 2 milyon 800 bin hektar devlet su işleri toplam 4,5 milyar hektar arazi sulamaya girmiş. Vatandaş sulamıyor. Neden sulamıyor? Ya su pahalı, ya enerjisi pahalı, ya şu su pahalı, vatandaş sulamıyor. Ya bir başka olay da şu. Taşkınları hiç önlemedik arkadaşlar. Taşkın vatan toprağını elimizden alıp götürüyor. İnsanlar her sene Doğu Karadeniz'de boğuluyorlar, ölüyorlar. Hiç taşkın umurumuzda değil. Bakın Doğu Karadeniz'in toplam suyu Türkiye'deki havzalar içinde şimdi devlet su işleri bir düzenleme yapmış. Havzalardan birini yemiş. Niye yemiş bilmiyorum. Dicle'yi Fırat'la birleştirmişler. Dicle müstakil bir havzadır. Fırat müstakil bir havzadır. Neyse ikisini birleştirmişler. Bunun toplam akışı yılda 53 milyar metreküp. Ondan sonra en fazla akışı olan Doğu Karadeniz Havzası. Doğu Karadeniz Havzası'nda her sene sel yaşıyoruz. Her sene. Şimdi bu oraya bir de otoyol yaptılar ki önüne bir bariyer de çektiler. Aman Allah'ım, bundan sonra hem sel hem yol gidecek. Hem sel hem yol gidecek. Niçin bunun önüne bir takım tedbirler almıyoruz? Bu sudan niye yararlanıyoruz? Şimdi neyse, bu kadar örnek yeter. Şimdi bir de hidroelektrik olayı var. Geçmişte bir Çinli profesör gelmiş devlet su işlerini anlatmış. Niçin hidroelektrik? Bunu ben kısaca belirtmeye çalışacağım. Hidroelektrik bizim enerji kaynaklarımızdan bir tanesi. Geçenlerde, bundan bir hafta önce bir sempozyuma katıldım. Profesör Yusuf Çengel isminde Amerika'da görev yapan bir hoca şunu anlattı. Bakınız arkadaşlar. Enerji verimliliği dedi. Ben de şimdi ondan esinlenerek su verimliliği dedim zaten. Enerji verimliliği diye bir kavram var dedi. Ve şunu söyledi, dedi ki 1970'lerde Arapların, OPEC'in petrol krizi Amerika'ya çok yaradı diyor. Enerji tasarrufuna girdiler. Ve 20 yıl içinde
51 trilyon dolar yerine 29 trilyon harcama yaptılar. Tam 22 trilyon dolar tasarruf yaptılar. Amerikalılar. 22 trilyon dolar. Senede 1 trilyon dolar tasarruf yaptılar. Enerjide. Enerji verimliliği Amerika'da Türkiye'den 3,5 kat fazla. Japonya'da 2,5 kat fazla. Biz yani enerjiyi iyi kullanmıyoruz. Hem zor elde ediyoruz, hem çok kötü kullanıyoruz. Bizim bir hastalığımız ısraf. Bunu yenmek durumundadır. Bunu yenemediğimiz sürecinde bizim derdimize çare yok. Bu sular bize yetmez. Çok şükür ki tamamını kullanmamışız. Elimizde daha 3'te 2'sini kullanacak bir kapasite var. O zaman bundan sonra mutlaka mantığımızı, düşüncemizi, hedeflerimizi, doğrultularımızı yeniden gözden geçirip şu israf etmeme prensibini birinci adım olarak koyarak bundan sonraki tesislerimizi bu doğrultuda yapmamız lazım. Aksi takdirde bu sular bize yetmez. Bir başka olay da korkularımız var. Evet, bizim sınır aşan sularımız dışarıdan tezgahlanıyor. Fırat ve Dicle üzerinde bilhassa bu yoğun. Tabi adam bakın, Irak'ın geldi, petrolünü aldı, tezgahlar, suyu kullanırsan, kullanmazsan seni suyunu alırlar. Kullan arkadaş, niye kullanmıyorsun? Kim elini tuttu? Geçen sene Adıyaman'da bir sempozyumda aynen şunları söyledim. 15 sene içinde GAP'taki sulama %15. Bakanlar Kurulu karar çıkarmış 1998 yılında. GAP'ı 2010 yılında bitirecek. Gelmişiz 2007 yılına. Gerçekleşme %16. Ne nasıl bitireceksin kardeşim? Nasıl bitireceksin? Bu tempoyla 50 senede bitmez. Üstelik kötü sulama dediğim, açık, suyla tahrip eden, yok eden bir sulama. Peki biz bu GAP'ı bitirmeyeceksek, o zaman biz bu Atatürk parasını niye bu kadar büyük yaptık ya? Sadece bir enerji yapar, enerji barajı yapar, geçer giderdik. Maliyeti 1/3'üne düşerdi. O zaman hatırlıyorsunuz, ülke Atatürk parasının yapımından dolayı bayağı ekonomik sıkıntılar yaşadı. Yani bu kadar fedakarlığı yapıyoruz, arkası gelmiyor. Suyu kullanmazsanız, su devletlerin olursa, devletler suları alırlar ellerinde. Su milletin olursa, su insanın, vatandaşın olursa, hiç kimse o suyun önünden alamaz. Sularsanız kapı, ne Fırat davası kalır, ne Dicle davası kalır. Su benimdir der buradaki insan. Bu su benimdir. Hiç kimse alamaz bu suyu. Onun için bu bir milli görevdir. Yarın öbür gün o sulardan yararlanmak istiyorsa benim insanım, bu tabii insanlığın şeyidir, hakkıdır. Ama canım önce benim insanım bir yararlansın. Bunu yapmam için gereken de işte o dediğim önümüzdeki 10 yılı, 20 yılı iyi kullanmaktan geçiyor. Hal böyleyken arkadaşlar, şimdi yeni bir kültürel taarruz altındayız. Bakın, sularımızı geliştirememişiz. Kaynaklarımızı geliştirememişiz. Süratle geliştirmemiz lazım. Ekonomik kullanmamız lazım. Süratle geliştirebilmek, suları en uygun değerlendirebilmenin şart ne şart? Baraj yapacağız, depolayacağız. Yok efendim, baraj yapamaz. Şimdi o moda çıktı. Şimdi çevreciler ortaya çıktılar. Tamam, kuşu kurdun. Dediğim gibi sazın hakkını korusunlar, onlar da yanındayım. Ama lütfen şu tarihi eserciler sussunlar. Tarihi eseri korumaya kalkarsam ben Türkiye'nin her tarafı tarihi eser kardeşim ya. Nereyi kastan tarihi eser? Tarihi eserin korunmasında genel prensip şudur. Eser sizden sonraki nesillere intikal etsin. Toprak altındaki tarihi eser korunur. Onun üzerine baraj yaparsanız su altında artı toprak altındaki tarihi eser de korunur.
Onu açarsanız, onun üstünü açarsanız, hani onu suya boğarsanız, o zaman tarih eser kurumayabilir. O zaman o tarih eseri o suyun üstünden başka bir yere çıkarmak gerekir. Şimdi örnek vereyim, bakın Devlet Su İşleri baraylar yapmış, tarih eserler yüzünden su tutamıyor. Ya böyle zırvalık olur mu? Ben affedersiniz, bu kelimeyi bilhassa kullandım, hepinizden özür dilerim. Çünkü biz öyle bir lüks, öyle bir havalara çıktık ki, tarihi eser diye suyu kullanmıyoruz. Ya su benim birinci önceliğim. Su benim birinci önceliğim. Bu suyu mu kullanmak durumunda? Birinci önceliğim insan için, birinci öncelik bu. İnsan atıyorlar bir kenara, taş duvar önemli. Geçmişteki uygulamalarını söyleyeyim bakınız. Ben Atatürk Barajı'ndan örnek vereyim. Biz gittik baktık orada Samsat. Samsat nedir? Bilmem şu Nemrut'ta büyük tepe yapan Antiyokus'un krallığının adı neydi? Komegene krallığının kışlık başkenti. Samsat'ta kazılar filan yapılıyor. Çanak çömlek çıkardılar falan filan. Bir baktık Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden adamlar geldi. Evet siz bu Atatürk Barajı'nı yapmayacaksınız. Niye? Biz burada kazıları bitirmedik. İşte şu kadar geçeceksiniz. Öyle mi? Ulan basın suyu dedim. Tamam mı? Basın suyu. Yukarıdan Karakaya'dan suları bastılar. Samsat su altında kaldı. Çekti gittiler. Ya ben çanak çömlek için bu kadar pahalı, bu kadar kıymetlisi önceden yapsaydım kardeşim. Bir dakika. Kalsın orada çanak çömlek. Ne kadar çıkartırsa o senin karına. Aynı olay Birecik Barajı'nda Zeugma. Öbür adı Belkıs. Bak Belkıs demiyorlar ha. İsmi Belkıs demiyorlar. Zeugma diyorlar. Çünkü bu kültür Zeugma kültür. Hayır onun adı Belkıs. Orada mozaikleri çıkaracaklar. Mozaiği niye çıkarıyorsun kardeşim? Mozaiği dışarıya çıkardığın zaman mozaik bozulur. Mozaiği korumak için özel müze, özel alan lazım. Özel masraf lazım. Vay efendim bu müzeler, bu mozaikler çok kıymetli. Biraz da gençler size söylüyorum. Yani bildiğiniz dalı kesmeyelim, faydayla mahsuru çok iyi ölçmemiz lazım. Bak, çok iyi. Tarih eser düşmanı değilim asla. Ama o Zeugma, Belkıs harabelerinin maliyeti bize neye mal oldu biliyor musunuz? 2 sene Birecik Barajı enerji üretemedi, yaklaşık 3 milyardan 6 milyar kilovat saat enerji kaybettik biliyor musunuz? Bunun milli gelire kaybı en azından 6 milyar dolardır. İşte bir tarafta ekonomik sıkıntı içindesin, bir taraftan da 10 metrekare, 50 metrekare, 500 metrekare mermeri veya mozaiği çıkarmışsın, ah çok büyük iş yaptın. Ya bunu çıkaracaksan önceden çıkar. Hiç kalsın. Onun toprak altında kalsaydı o mozaikler yine korunur. Zaten kaçta kaçını kurtardılar ki çoğu toprak altı, şey altında. Yortanlı Barajı öyle. Şimdi bir de kral kızından bir bahsedeyim. Öf, aman Allah'ım. 20 senedir yapılması gereken kral kızında tarihi eser, tarihi eser, tarihi eser diye kral kızı barajının bütün inşaatına başlatılıyor. Ya kral kızı 4 milyar kilovat saat enerji üretecek. Ilısu affedersiniz. Ilısu 4 milyar kilovat saat enerji üretecek. 20 yılda 80 milyar eder. Atatürk'ün yarısı ha, bittiği zaman Türkiye'nin 4. büyük barajı olacak. Bu kadar kıymetli bir eseri nasıl inşa etmem ben ya? Hemen tarih eser var, var. Tamam. Bakınız Çin'de bir baraj yapılıyor, 240 metre yüksekliğinde. 2000 kilometre kret uzunluğu var, beton baraj. 28 milyar kilovat saat enerji üretecek. Arkadaşlar, şu rakamı iyi, dikkat edin. 300 milyon insanı taşkından koruyacak. 300 milyon insanı. Bitmek üzere bu baraj. Çinler yapıyorlar. Ve bunun altında kalan tarih eserleri ya bir takım batardı setleriyle suyun içinde koruyorlar ya da söküp suyun üstüne çıkarıyorlar. Aynı olayı 1970'lerde Mısırlılar Asuvan Barajı'nda yaptılar. 5000 yıllık Beni Simbel Tapınağı suyun üstünden çıkarıldı yukarıya. Perisi ben orada yaşıyor, Asuvan Barajı da Mısır'a hayat veriyor. Şimdi ben de Hasankeyf kıymetli mi? Kıymetli. Sökerim oradaki eserleri, çıkarırım yukarıya. Bu barajı yaparım.
Bu barajı yapmamız lazım. Bu GAP'ı bitirmemiz lazım. Bu suları, artık kullanılmış suları da geri dönerek kullanmamız lazım. İstanbul uzaktan, Melen'den binlerce kilometre, 300-500 kilometreden su getiremez. Ankara'nın sıkıntısı budur. Bakın, Ankara bugün susuzsa, Ankara Bolu'dan suyu getiremediği için susuzdur. 20 sene, 30 sene yattılar, tünelleri yapmadılar, barajları yapmadılar, Ankara'ya su gelmedi. Ama asgari bir suyu getirirsiniz, yani halkın ihtiyacı olan bir suyu getirirsiniz, gerisini işletmeyle döndürürsünüz. Artık gidip de ta Fırat'tan su mu getireceğiz yani? İstanbul'un nüfusu 50 milyon olduğu zaman kutuplardan mı su getireceğiz? Yani bu suyu dünya nasıl kullanıyorsa biz de öyle kullanmamız lazım. Son bir olay, en son. Ve ona da başlamamız lazım. Denizden su arıtma. Bunun teknolojisi süratle gelişiyor ve ekonomisi makul çizgilere geliyor. İstanbul'un çevresinde deniz varken İstanbul susuz kalır mı? Herhalde o deniz teknolojisine de kısa bir süre içinde girmek gerek. Ama bu ekonomikti, bu değildi. Bunun ölçüsü şusu busu, neticede bu kavgadan İstanbul'u ve Türkiye'yi susuz bırakmayalım. Akılcı olalım, akılcı çözümleri bir an evvel realize edelim. Son sözüm, ben DSİ'de 25 sene çalıştım. DSİ'yi tenkit etmiyorum ben. Benim karşımda DSİ değil, ülke olarak görevimizi yaptık. Bundan sonra yaparız inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu cevaplar için. Şimdi ben de birkaç şey söyleyebilirim. Çünkü bana da sorular oldu. Bu baraj yapılması meselesi tamamen katılıyorum. Özellikle iklim değişikliğinin barajlara etkisi var mı? Birleşmiş Milletler'de o raporu hazırlayan bendim. Dolayısıyla yok. Tartışmak isteyenler varsa su hakkına gelirler. İstediğiniz kadar bilgi de veririz. Bu bakımdan barajların yapılmasına karşı bir hareket hak eden var dünyada. Özellikle Türkiye'ye karşı uluslararası, ben içinde yaşadım. Epey var. Özellikle Türkiye'ye karşı diyorum, altında 10 kere çiziyorum. Çünkü yaşadığım için söylüyorum. İklim değişikliğini alternatif kaynaklar denildi. Evet, Selami abi de değindi, diğer arkadaşlar da. Türkiye'nin o kadar mesela dalga enerjisinden tutun da denizleri söylüyoruz. Dalga enerjisi de çok önemli bir enerji kaynağı. Türkiye daha buna hiç şey yapamadı. Baraj yapımında iklim değişikliğinin hiçbir şeyi yok. Asit yağmuruna değinildi. Bu hava kirliliğiyle ilgili zaten hava kirliliği fazla kalmadı. O nedenle bu asit yağışları da pek İstanbul'da hakikaten yok. Eskiden vardı. Efendim? Soru varsa? Evet. Zaten İstanbul Teknik Üniversitesi'nde meteoroloji bölümünde bu asit yağmurlarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Belgrad ormanlarında epey ölçümler yapıldı. Sonuçlar da var. Akademisyenler dedi doldurulamıyor. Arkadaşım bir tanesi Mehmet Bey dedi. Tabii akademisyenlerle bilim adamlarını çok ayırmak lazım. Türkiye'de akademisyen olmak çok kolay. Hemen yok sizi seviyorsa tırık 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 akademisyen olabilirsiniz. Mühim olan akıllıca her şeyi kullanabilmek için bilim adamı olmak lazım. Onun için de dünyaya çıkmak lazım. Türkiye'de size herkes bilim adamı yapabilir. Dünyaya çıkıp Türkiye'nin su konusunda, enerji konusunda, tüm konularda şeyini yapmak lazım, savunmasını yapmak lazım. Planlar da ağaçlarda planlarda olur. Efendim? Ağaçlarda planlarda olur. Plan etmezseniz ağaç olmaz. Akademisyenler olmazsa bilim adamları tabii. Onlar da olmaz. Tabii. Benim söylemek istediğim şey dolduramıyor dediniz de. Gerçek olan bir şey vardı. Petekleri iyi dolduramıyor. Efendim peteklerini dolduramıyor. Dolduramıyor. Dolduruyoruz. Petekten neyi kastediyorsanız bilmiyorum. Yani profesör sayısını kastediyorsanız, akademisyen deyince ünvanları kastediyorsanız, Avrupa'dakilerin hepsinden daha fazla Türkiye'de olmuş vaziyette. O bakımdan daha sonra konuşabiliriz bunu. Ben öyle algıladım. Onun için akademisyen bilim adamı demek değildir. Bilim adamlarının daha başka vasıfları vardır. Burada ona girmeyelim. Eskiden bir arkadaş bir soru sordu. Tabii yani bir mühendis de bilim adamı olabilir. Köylü Mehmet abi bile bilim adamı olabilir. Aklını kullanıyorsa. Demedik mi akılcı kullanacağız her şeyi?
ki böyle yapanlar da var. İSKİ'den bir arkadaş bir soru sordu. Dedi ki o gösterdiğimiz o şekiller istatistiksel mi? Kesinlikle istatistiksel değil. Dünyada yapılmış dinamik modelleme sonuçları, 7 tane merkez var bunu yapan. Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de, Japonya'da, Avustralya'da oralardan alır. Ama o alınan verileri nokta bazına indirmek lazım. İşte Su Vakfı bunu yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kuruluş yok bunu yapan. Su Vakfı'nda var. Gelirseniz sizlere onu açıkça söyleriz. Başka bir şey ne? Üçüncü köprü, ona cevap verildi. Efendim Gürsel, Ümit Gürsel Bey başka toplantı var mı dedi. Belki burayı kastettiler ama Su Vakfı'nda 17. toplantı oluyor ve biz değişik konuşmacıları çağırıp onlara yapıyoruz. Bazıları da bizim vakfımızda konuşmak istemiyor. Onu da söyleyeyim. Doğrusunu isterse. Su Vakfı'nın bir de unuttuğumuz bir nokta var. Hep konuştuk, eğitim meselesi var. Eğitim. O zaman ben size şu kadarını söyleyeyim. Eğer herhangi bir okulda, ilkokul, ortaokul veya lisede eğitim için bir program istiyorsanız lütfen Su Vakfı, çengelliasuvakfı.org.tr'ye girerseniz var ve biz hizmet için hazırız ve Koç Lisesi'nden tutun da Ankara'da birçok liselere bu eğitimi verdik ki küçüklere bunu vermek lazım. Dediğiniz gibi fidanı ekmek lazım. Sadece akademisyenler değil, fidanı ekmek lazım, bilgiyi. Bilgi fidanını ekersek Türkiye Cumhuriyeti bambaşka olur. Ama biz onu ekemedik herhalde, değil mi Mehmet Bey? 80 yılda geçti ama evet. Bakıyorum, 22 Mart Dünya Su Günü. Dünya Su Günü'nün bütün kitapları okudu, nelerini araştırdı. Yani niye aktif değiliz? Yani bir İSKİ'nin şeydeki, Çamlıca'daki yerde büyük paralar yazılıyor, 14, işte 22 Mart kutlu olsun. Ama niye Mehmet Bey... Niye basın biz bunu insanlarımızla anlatıyoruz? Evet. Evet Mehmet Bey siz bilirsiniz. Hiçbir yok. Var var. Hepsi var. 22 Mart Dünya Günü'nü biz 8-10 senedir Su Vakfı onu yapıyor panellerini. Belki duyuramamış olabiliriz. Hatta bazı kuruluşlarla mesela su reçetesi hazırlanıyor. Su Vakfı var içinde. Nedense teklif ediyoruz. Olmuyor. Bakın bunları da söyleyelim çok açıkça. Su Vakfı bilimsel bir vakıf. Kesinlikle şey bir vakıf değil. Medyatik asla. Bilimsel bilgi. İnternet bilgisi değil. Bilimsel Türkiye Cumhuriyeti'nin bilgileri. Ve şununla kapatmak istiyorum. Siz 22 Mart dedin. Su Vakfı'ndan Su Araştırmaları Dergisi çıkıyor. Hakemli. Lütfen siz de katılımcı olabilirsiniz. Su Araştırması dosyası çıkıyor, hakemsiz. Herkes yazabilir. Herkes, mühendis, köylü Mehmet Ağa, Fatma, teyze, nine, neyse hepsi yazabilir. Çünkü bilgilerin bir yerde toplanması lazım. Biz bir de bağımlıyız. Yani ona ne deniyor? Müptela, bağışıklık kazandık. Hep yabancı literatür. İnanın Atatürk Barajı'nı Türk mühendisleri yaptı, Türk parası yaptı. Selam abinin yanında konuşmam gerekmez. Ancak oranın bir de baraj emniyeti vardı, bir tanecik Türk akademisyeni veya bilimsel adamı yoktu. Geçen sene gözlerimle gördüm. Bu da çok önemli. Yani aziz vatanın bütün dershaneleri işgal edilmiş. Acaba öyle mi kaldı? Ben çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir panel oldu. Yarın da Teknik Üniversitede bir panel var, Türkçe Bilim Dili diye 3 saat ben yine orada olmam lazım. Türk Dili Kurumu Başkanı da gelecek. Arzu edenler Türkçemizin de ne haline geldiğini şey yapabilir. Çok yoğun bir program. Hakikaten çok güzel oldu hocam bu. Ben bunu organize edenlere, düzenleyenlere çok çok kendi adıma ve buradaki katılımcıların adına teşekkür ederim. Benim sabrım çok olabilir tabii. Katılımcıların da sabrı var, sizin de hepimizin. Herhalde burada bunu noktalasak çok iyi olur. Ben bir kere panelistlere çok teşekkür ediyorum. Su Vakfı'na böyle bir imkan da verdiğiniz için bunu yönetmesi açısından oraya ayrıca teşekkür ediyorum. O bir taraflı teşekkür oluyor. O kadar da olsun. Bundan sonra da yine böyle toplantılar olursa eminim daha fazla olacaktır katılım. Hakikaten bana çok faydalı oldu. Eminim sizlere de çok faydalı olmuştur.
Bundan sonra hep birlikte yani suyumuza sahip çıkalım sloganıyla devam edelim. Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selam abi. Gidiyorum. Evet. Çubuk. Ya bitti. Bitti. Bunu ben rekordunu kesiyorum. Basıyorum aynı yere.